Merhaba sevgili gençler. Hazırsanız başlayalım. Amasya'ya gitti. İşte bak bu Amasya genelgesi var ya. İhtilal demek mevcut düzene karşı çıkmak demek. Temsiliyetinin ilk sinyali Amasya genelgesi ilk oluşturulması Erzurum Kongresi. Ama ben ülkemin yönetiminde söz sahibiysem ben nasılım milli egemenliğe sahibim? Şöyle de bir örnekle sana daha somut hale getirebilirim. Osmanlı Devleti... Merhaba sevgili gençler. Bugün sizinle milli mücadele örgütlenme döneminden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi geçiyorum. Havza'dan sonra nereye gitti demiştik Atatürk? Amasya'ya gitti. İşte bak bu Amasya genelgesi var ya. Amasya genelgesi milli mücadeleyle ilgili böyle atılacak olan en net adımlar, en büyük adımlar bunlardan bahseden bir genelge çok önemli, çok soru gelir. En çok Amasya Genelgesi'nden ve Erzurum Kongresi'nden soru gelir bize. Şimdi bir kere bak. Şöyle bir kodlama yapıyorum sana. Maddeleri tek tek yorumlayacağım ama önce bir genel çatı oluşturuyorum. Amasya Genelgesi'nde bak milli mücadelenin gayip diye yazıyorum sana. Gayipı yapıldı verildi, anlatıldı. Nedir bunlar? Gaypın G'si. Gerekçe. Neden milli mücadeleyi yapıyoruz? Gerekçemiz ne? Niye yapıyoruz? Bunu bazı maddelerde göreceğiz. Amaç milli mücadeleyi gerçekleştirirken bizim amacımız ne? Niye yapıyoruz? Y'si ne? Yöntem. Tamam eyvallah yapıyoruz. Gerekçelerimiz var, amacımız var ama nasıl yapacağız sorusunun cevabı. Yöntemi veriyor bana. P'si de tabii ki yapılacakların planlanması. Plan. Amasya genelgesinde milli mücadelenin gerekçe, amaç, yöntem ve nesi varmış? Planı varmış. Bir de ben Amasya Genelgesi'ne birazdan hangi maddeyle bunu söylediğimi açıklayacağım. Şöyle bir ok çıkaralım şuradan. Milli mücadelenin nesi derim biliyor musunuz arkadaşlar? İhtilal bildirgesi derim. Siz ihtilal kavramına yabancı değilsiniz aslında değil mi? Fransız ihtilalini öğrendiniz mesela. O zaman Amasya Genelgesi hoca da ihtilal bildirgesi dedi. Neymiş acaba bu ne anlama geliyormuş? Şu anlama geliyor. İhtilal demek mevcut düzene karşı çıkmak demek. Ülkedeki düzene karşı çıkmak demek. Ha, o zaman Amasya Genelgesi'nde öyle bir madde göreceğim ki ben bu madde mevcut düzene, ülkeyi yönetenlere karşı çıkıyor olacak o maddeyi gördüğümde yapıştıracağım ihtilal bildirgesi diye. Şimdi bu cebinde kalsın. Küçük bir kağıda not al istersen masanın üstünde dursun. Gerekçe, amaç, yöntem, plan ve bu bir ihtilal bildirgesi. Şimdi bakıyorum maddelerine. Bu arada Atatürk Amasya Genelgesi'ni hazırladığında bazı milli mücadeleci paşalardan da destek aldı, imza aldı, onlara da onaylattı. Bunlar arasında Rauf Orbay da var, Kazım Karabekir de var. Ne oldu bunu yaparak? Bu da soru olarak gelir bazen karşınıza. Tek başına hazırlayıp imzalayıp göndermedi. Milli mücadeleci, e, halkın güvenini kazanmış bazı paşaların onaylarını aldı. Yani Refet Bele de var bunların içinde. İsmen bunları bilmesen de şunu bil. Şimdi Atatürk'ü henüz herkes tanımıyor. Dolayısıyla Atatürk'ün tek başına verdiği bu kararlar, gönderdiği bu genelge belki herkes üzerinde etkili olmayacak. Ama ne olacak? Ben diyeceğim ki ben de Refet tanıyorum. O da buna imza atmışsa tamamdır ben de varım diyeceğim. Öbürü diyecek ki ben de Kazım Karabekir tanıyorum. Ben de varım o zaman diyecek. Dolayısıyla bak klasik bir sorudur bu. Atatürk'ün Amasya genelgesini hazırladığında başka milli mücadeleci paşalara da imzalatmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A sana yanıt. Milli mücadeleye katılan kişi sayısını arttırmak. Halkın güvenini arttırmak olabilir. Bu şekilde gelecek bütün yanıtlar doğru yanıt olacaktır. Şimdi bakıyorum neymiş bu genelgenin içeriği. Diyor ki ilk madde. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Şimdi neden mücadeleyi yapıyorum sorusuna cevap verebiliyor mu bu madde? Neden sorusuna cevap veriyorum? Neden yapıyorum? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede çünkü. O yüzden yapıyorum. O zaman bu nedir biliyor musunuz? Bu milli mücadelenin gerekçesidir. Yani yurdumuz işgal edildiği için mücadele yapıyoruz. Al sana kapı gibi gerekçe. Devam ediyorum. Osmanlı hükümeti bak çok kritik bir madde. Üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemekte bu da milletimizi yok olmuş göstermektedir. Normal şartlarda bir ülke işgal altındaysa bu sorumluluk, bunu püskürtme sorumluluğu kime aittir? Ülke yönetenlere aittir değil mi? Ama burada maalesef bir baskı var. Dolayısıyla bir teslimiyetçi politika var. O zaman bu durum Türk milleti mücadele etmiyor anlamına gelebilir ya da böyle görülebilir. Dolayısıyla Osmanlı hükümeti bunu yapmadığında ben yok olmuş gibi oluyorum. Bunun olmaması için de birazdan yöntemde vereceğim mücadeleyi ben yapıyorum zaten, değil mi? Şimdi ben Osmanlı hükümetini çok açık bir şekilde eleştirdim mi? Evet. Kime eleştirdim yani? Mevcut hükümeti, mevcut düzeni. O zaman bu. İhtilal bildirgesi olma özelliğini katan madde midir? Kesinlikle. Artı bu madde yine milli mücadelenin gerekçesi olarak gösterilebilir mi? Tabii ki. Çünkü bu da neden yaptım sorusuna cevap veriyor. Neden yapıyorum? Osmanlı hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor. Bu sebeple yapıyorum. Bu maddeyi de geçtim. Geldim başka bir maddeye. Diyor ki... Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Şimdi yapacağım şey ne? Yani amacım ne? Neyi kurtarmak amacım? Bağımsızlığı kurtarmak. Değil mi? Peki Nasıl yapacakmışım? Milletin azim ve kararı. Kime mal ettim mücadeleyi? Millete mal ettim. O zaman bu maddede bana neleri verdi? Milli mücadelenin amacını ve yöntemini verdi. Artı şu da gelebilir sana. Milli egemenlik, milli bağımsızlık kavramları. Çok çıkacak bu karşınıza. Nedir? Hemen bir parantez açıyorum milli egemenlik dediğim kavram halkın iradesidir, halkın kararıdır. Halkın ülke yönetiminde söz sahibi olmasıdır. Milli bağımsızlık dediğim kavram ise devletin her şekilde kendine yetebilmesidir. Mesela benim topraklarım işgal ediliyorsa, bağımsızlığıma müdahale ediliyor. Veya benim Devletim mandası oluyorsa birinin yani birisi tarafından sömürülüyorsa bağımsızlığıma müdahale ediliyor benim sınırlarıma boğazlarıma birisi müdahale etmeye çalışıyorsa bağımsızlığıma müdahale ediliyor ama ben ülkemin yönetiminde söz sahibiysem ben nasılım milli egemenliğe sahibim şöyle bir örnekle daha somut hale getirebilirim Osmanlı Devleti'nin en şaşalı dönemlerini düşünün. Yükselme dönemini düşünün mesela. Osmanlı Devleti'nin sınırlarına kimse müdahale edebiliyor muydu? Hayır. Kendisi sürekli yeni topraklar kazanıyordu hatta. Bağımsız bir devletti yani. Dolayısıyla milli bağımsızlığı vardı değil mi? Ama ülke yönetiminde halk söz sahibi miydi? Değildi. Padişahlık vardı, saltanat vardı, babadan oğula geçiyordu. Dolayısıyla milli egemenlik var mıydı? Yoktu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne bakıyorum. Milli bağımsızlığımız var mı? Tabii ki var. Milli egemenliğimiz var mı? Vakti gelince oyumuzu kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Milli egemenliğimiz de var. Şimdi bu maddeye bu gözle bakalım. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı. Bakın, milletin kararı diyorsa bana burada ilk kez aslında neyi verdi? Milli egemenlik sinyalini çaktı. Ben şunu biliyorum bakın Atatürk Samsun'a çıkarken aklında egemenlik zaten var milli egemenlik zaten var ama henüz çok erken doğru zamanı bekliyor. Atatürk tüm bunlar için doğru zamanı beklemeseydi yaptıkları hiçbir işe yaramayabilirdi arkadaşlar. O yüzden böyle küçük küçük sinyaller verecek henüz. Devam ediyorum yeni bir maddeyle. Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır. Etki ve denetim altında olan biri mi var? Evet var. Kim bu etki ve denetim altında olan? Maalesef İstanbul hükümeti arkadaşlar. Aslında ne diyor biliyor musunuz? İstanbul hükümetine alternatif bir kurul oluşturulsun. Neyin sinyalini verdi bana? Şurada yazıyorum sana. Heyeti temsiliye yani temsil heyetinin sinyalini ilk kez verdi. Şimdi Şöyle kağıdımın boş bir bölümüne geldim. Sana flash bir bilgi. Şöyle yıldızlandıralım. Temsil heyeti. Nin. İlk sinyali nerede verilmiş bu durumda? Amasya genelgesinde. Sakın görüşmeyle genelgeyi de karıştırmayın. Amasya genelgesinde verilmiş. Sonra ilk kuruluşu. Nerede olacak? Buradan hemen sonrakinde Erzurum kongresinde olacak. Erzurum kongresinde ulusal hale gelişi, yani yetkilerinin genişletilmesi, ulusal hale gelişi nerede olacak? Sivas kongresinde olacak. Temsil heyetinin görevi ne zaman bitecek sence? Tabii ki TBMM açıldığında görevi TBMM'nin şöyle yapalım. Açılışıyla biter. Anlaştık mı? Temsiliyetinin ilk sinyali, amasya genelgesi, ilk oluşturulması. Erzurum kongresi, ulusal hale gelişi, yetkisinin genişletilmesi. Sivas kongresi görevinin sona ermesi de TBMM'nin açılışıdır. Burada da bana bu maddeyle neyi vermiş olduğu temsil heyetinin açılacağının ilk sinyalini vermiş oldu. O zaman bu maddede bir önceki gibi şöyle artık kısaltarak yazıyorum. M, E ile alakalı oluyor mu? Milli egemenlik ile alakalı oluyor tabii ki. Şimdi buraya kadar milli mücadelenin gerekçesini verdik. Amaç ve yöntemini verdik. Plandan bahsettik. Temsil heyetinin ilk sinyali verildi. Dedik sıra neye geldi? Biz bu işleri nasıl yapacağız? Neler yapacağız? Hangi sırayla yapacağız? Bunlara geldi. Şimdi Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Yani ne toplanacak? Sivas Kongresi. Ama bakın nasıl toplanacak? Kongreye katılmak üzere bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış yani müdafaa hukukçu, temsilciler seçilecek diyor. Üçer tane seçilecek diyor ve bunlar en kısa sürede Sivas'a gelecekler. Ama gelirken bir sonraki maddede bunu söylüyor. Ne yapsınlar? kimliklerini gizlesinler diyor. Kendilerini tanıtmasınlar. Çünkü engellenebilirler. Bu kongrenin toplanması engellenmek istenecek. Atatürk bunu tabii ki tahmin ediyor ve diyor ki milli bir sır olarak şimdilik saklayın. Eğer kimliğinizi söylemeniz gerekirse de mutlaka kendini Tanıtma, başka şeyler söyle, başkası olduğunu söyle, böylece gel diyor. Yani burada şöyle ikisinde Sivas'ta bir kongre toplanacağını planını yaptı mı? Evet yaptı. Ha bir de bundan önce aslında e, az önce söylediğim gibi Doğandalı Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Kazım Karabekir'in katkıları Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti'nin teşvikiyle ne de toplanacak? Erzurum Kongresi de toplanacak. Yani bu ikisi de diyor ki Sivas'ta ve Erzurum'da birer kongre toplayacağız. Orada da biz çok kritik kararlar alacağız diyor. Son bir madde belki karşınıza çıkabilir. Askeri ve sivil teşkilatlar hiçbir suretle dağıtılmayacak. Bundan havzada da bahsetti. Bundan burada da bahseder, bundan daha sonra da bahseder. Bu zaten yapılması gereken en önemli işlerden biridir diyorum. İşte arkadaşlar Amasya Genelgesi Milli Mücadele'nin ihtilal bildirgesi olarak bu şekilde planlanmış, hazırlanmış, onaylatılmış ve halka dağıtılmıştır. Evet, Samsun'a çıktık. Havza'ya gittik, Amasya'ya gittik. Erzurum ve Sivas'a geçmeden önce bir iki tane soru çözelim, videomuzu tamamlayalım. Geçiyorum sorularımıza. Evet ilk sorum Samsun'la Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla alakalı öncüler verilmiş klasik bir LGS sorusudur. Samsun'dan daha rahat çalışabileceği Havza'ya geçen Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nın ilk genelgesini burada yayınlamıştır diyor. Samsun'dan Havza'ya geçti diyor. Bu genelgede şunlardan bahsetmiştir diyor. Mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilsin gösterilerde Hristiyan halka, kötü davranılmasın, düşmanlık yapılmasın. İtilaf devletleri temsilcileri ve İstanbul hükümetine protesto telgrafları çekilsin. Verilen açıklamalardan yararlanarak Mustafa Kemal için yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakıyorum. Milli bilinci uyandırmak istemektedir. Şimdi bir kere. Havza dendiğinde bu benim aklıma gelmeli tabii ki milli bilinç, milli şuur gelmeli. Gelmese bile. Ben bu e, yukarıda verilen İfadelere baktığımda, mitingler yapın, düşmanca davranmayın, işte hatta bulunduğunuz bölgeden göç etmeyin diye bir maddesi vardı. İtilaf devletlerine, İstanbul hükümetine protestolar atın. Bu bana neyi gösteriyor? Tabii ki halkı bilinçlendirmeye çalıştığını gösteriyor. Bunu bir aldım. İkiye bakıyorum. Mondros'un yedinci maddesi. Öğretmen bize böyle bir şey söylemişti, değil mi? Mondros'un yedinci maddesi. Ne diyordu? Herhangi bir yerde karışıklık çıkarsa işgal edilecektir diyordu. Dolayısıyla karışıklık çıkmasını engellemek üzere bir şey söylenmeli. Bak burada ne diyor? Gösterilerde Hristiyan halka düşmanlık yapmayın diyor. O zaman bundan da bahsetmiş. Son bir öncülü okuyorum. İstanbul hükümetini işgallere karşı uyarmak istemektedir. Bak itilaf devletlerinin temsilcilerine ve kimet protesto telgrafı çekiyorum. İstanbul hükümetine çekiyorum. E ben bunu çekerken işgallerle ilgili uyarmış olmuyor muyum? Bak işgal yapılıyor, işgal ediliyor, vatan toprağa gidiyor. E, tabii ki uyarıyorum. Dolayısıyla üçü de aldım ve doğru yanıtım ne oldu? Denizli oldu. Evet. Eklediğimiz soruları da çözerseniz çok daha güzel konu pekişmiş olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.